FETÖ operasyonları kapsamında geçen hafta şok eden operasyonlar gerçekleştirildi. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, baylok kullandığı gerekçesiyle tutuklandı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy da aynı şekilde baylokçu denilerek hapse gönderildi. Fahrettin Baş, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. 2014 yılında HSYK tarafından İstanbul Kartal Adliyesi'nden Bursa 1. Ağır Ceza Reisliğine atandı. 2012 yılından itibaren FETÖ karşıtı tutum sergilediği gözlemlendi. FETÖ kumpası İzmir casusluk davasında tahliye kararı verdi. Baransu ve Akyüreğin ceza almasını sağladı. Kamuoyu Fahrettin Baş ismini FETÖ'cü Mehmet Baransu ve eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek davalarında da duydu. Baş, Baransu ve Akyürek hakkında balyoz davasına delil üretmek, delilleri yok etmek suçlamasıyla Ankara TMK Savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararını, da kaldıran isim. FETÖ hakkında rapor tuttu. Fahrettin Baş'ın FETÖ lehine karar almamasıyla hakkında HSYK'ya yoğun bir şikayet başlatıldı. 2013 yılında Bursa Adliyesi'ndeki FETÖ yapılanması ile ilgili bakanlığa ayrıntılı bir raporda sundu. Ülkücü hareketten geliyor. Hakkında kısa bir araştırma yapıldığında Fahrettin Baş'ın FETÖ'nün kurduğu hukuk derneklerine de üye olmadığı görülüyor. Hukuk öğrenciliğini devlet yurtlarında ve ülkücü hareket içerisinde tamamladı. Fahrettin Baş, Ergenekon balyoz kumpas davaları sürecinde örgüt için hayati öneme haiz 3 önemli davada terör örgütü aleyhine kararlar verdi. O günlerde HSYK'daki FETÖ yapılanması tarafından tenzili rütbe yapılarak İstanbul'a gönderildiği iddia edildi. 2003 yılından beri aynı telefon numarasını kullanan ve 2013 yılında ilk kez akıllı telefon kullanmaya başlayan Baş, verdiği ifadede telefonunun bilişim uzmanları tarafından incelenmesini talep etti. FETÖ ile mücadelede en önemli araç, örgütün gizli yazışma ağı olan baylokun kırılan şifreleriyle ortaya çıkan listeler. Örgütün ana kadrosu bu programlar üzerinden tespit ediliyor. FETÖ özellikle 2014 yılında ikiz IP'ler oluşturdu. Yani bazı siber güvenlik şirketlerinin FETÖ'cü çalışanları, baylok kullanan telefonun IP'si ile aynı mekandaki, ancak telefonunda baylok yüklü olmayan kişileri Wi-Fi ile IP eşleştirmesi yaparak baylok listesine dahil etti. Fethullahçı terör örgütünün bunu yaparken baylok izleri üzerinde sis perdesi oluşturmayı amaçladı. Öte yandan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy da baylokçu olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Fatih Mehmet Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde FETÖ'cü 4 savcıyı ve 1 subayı tutukladı. Söz konusu savcılar ve subay Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırları durdurmuşlardı. Kamuoyunun kafası oldukça karışık. Bu ilginç sis perdesinin bir an önce aydınlatılması gerekiyor. Gayemiz kimseyi aklamak ya da suçlamak değil. Bu devlete karşı ihanet etmişlerse sonuna kadar cezasını çekmeliler. Ancak bu karmaşık olaylara karşı mantıklı cevaplar verilmesi gerekiyor.